Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel iki renkle başlayacağız. Kullanacağım ipler şöyle ince ip kullanacağım. Şişim ise 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapım aşamalarına geçelim. Ben şöyle bir haroşa lastik başladım modelimizi kurmak için. Bu model için 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmek sayısına ihtiyacım var. Şöyle bir kısa anlatım yapacağım için bu kadar bana yeterli. Lastiğimizi açık rengimizde yaptık. Diğer renge şimdi geçiyorum. Bağlamıştım ben ipimi şöyle. Şimdi diğer renkle modelimizi kurmaya başlayacağız. Evet. Renk değiştirdiğim için kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Birinci sıra ön yüzünde bu şekilde yapıyoruz. Bir ilmek düz ördüm, bir ilmek örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi örmeden aldım, bir ilmek ördüm. O şekilde devam ediyorum sıra sonuna kadar. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelimizin. Yine örmeden aldığımız ilmekleri arka yüzünde de örmeyeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim, ipi kendimden tarafa aldım. Sıradaki ilmeğimi bakın örmeden aldım. Bir ön yüzünde de örmemiştik bu ilmeğimi, yine örmeden aldım. Bir sonrakini ters olarak ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. İlmeği örmeden aldım. Bir ters, bir ilmek örmeden aldım. Örmeden aldığım ilmekler ön sırada yine örmeden aldığım ilmekler. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. İp kendimden tarafta, bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek ters olarak ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sonraki ilmeği, kenar ilmeği, bir sonrakini de düz ördüm. Bir düz daha ördüm. Bakın şu örmeden aldığım ilmeğe gelince, kenar ilmeğinden beraber şu anda şişimde 3 tane ilmek var. Şu örmeden aldığım ilmeğe gelince, bu sırada yine örmeden alıyorum. 3 düz, 1 2, 3 düz ilmek ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Örmeden aldığım, bakın daha önce de örmeden aldığım ilmek. 3 düz. 1 ilmek örmeden aldım. İpim arka tarafta. 3 düz ilmek. 1 ilmek örmeden aldım. 3 düz ilmek, 1 ilmek örmeden aldım. Kenarda bakın yine kenar ilmeğimle beraber 3 ilmeğim var. 3 düz ördüm.
Dördüncü sıra arka yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmek ördüm. Şu diğer gri ipime geldiğimde örmeden aldım. Yine ipim kendimden tarafta. 3 ters ilmek, 1 ilmek örmeden aldım. İpim kendimden tarafta, yani ön tarafta. 3 ters ilmek, 1 ilmek örmeden aldım. 3 ters ilmek, 1 ilmek örmeden aldım. 3 ters ilmek, 1 ilmek örmeden aldım. Kenarda yine 3 ilmeğim var. Kenar ilmeğini de ördüm. Onunla beraber 3 ilmeğim vardı. Evet. 5. sıra ön yüzüne geldiğimizde modelimizin bütün ilmeklerimizi örerek devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. 5. sıra ön yüzündeyim. Bakın şu örmeden aldığımız ilmekleri de 5. sırada örüyoruz. Şöyle bir görüntümüz olacak. İnce iplerle de daha bir zarif oldu model. Siz de yapacağınız örgüye göre ipinizi kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde kullanacaksanız bebe yünleri. Yani istediğiniz örgüde kullanabileceğiniz bir model. Ona göre de ipinizi tercih edebilirsiniz. Kenar ilmeğimi de ördüm. 5. sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz ördüm. 6. sıra arka yüzündeyiz. Son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Her renkten 6 sıra olarak oluşacak model. Yani 6 sıranın tekrarı hep. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Bu iki renk de birbirine yakıştığını düşünüyorum. Siz de fikirlerinizi yazarsınız. Renk değiştireceğim için kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi renk değiştirdiğimde sıra başında ilmeğimi öreceğim. Diğer renge geçiyorum. Diğer renk ipimi aldım. Kenar ilmeğimi renk değiştirdiğim için ördüm. Şöyle düzeltelim. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradakini düz örüyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm, bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek düz, bir ilmek örmeden aldım. Bakın alttaki renge denk geliyor örmeden aldığımız. Bir ilmek düz ördüm, bir ilmek örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. 1. sıra ön yüzündeyiz. Modelin. Kenar ilmeğimi de ördüm. 2. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim, bakın örmeden aldığım ilmek. Onu arka yüzünde de yine örmeden alıyorum. İpim kendimden tarafta. Sıradakini ters ördüm. Diğer ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, bir ilmek örmeden al. Örmeden aldığım ilmekler ön yüzünde de yine örmeden aldığım ilmek. Ona dikkat edelim. Bir ilmek örmeden aldım, bir ters ilmek. Bir ilmek aldım, bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek örmeden aldım, bir ilmek ters ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim.
Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi 1, 2 ilmek daha düz olarak ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz ördüm. Bakın şu örmeden aldığım ilmeği 3. sırada yine örmeden alıyorum. 1, bunu örüyoruz, aradakini örüyorum. 2, 3 ilmek düz ördüm. Şimdi bu örmeden aldığımız ilmeğin birini örüyoruz, birini yine örmeden alıyoruz 3. sırada. 1 ilmek örmeden aldım, ipim arka tarafta. 3 düz ilmek. 1 ilmek örmeden aldım, 3 düz ilmek. 1 ilmek örmeden aldım, 3 düz ilmek. Bu ilmeğimi de örmeden aldım. Kenarda 2 düz, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. 4. sıra arka yüzündeyiz. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın 2 tane ters ilmeğim var. 2 ters. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters ördüm. Örmeden aldığım ilmeği 4. sırada yine örmeden alıyorum. İpim kendimden tarafta, ilmeğimi aldım. 3 ters ilmek ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Şu ilmeğimi tekrar örmeden aldım. 3 ters ilmek, ipi kendimden tarafta, örmeden aldığım ilmeği tekrar örmeden aldım. 4. sıra arka yüzündeyiz. Bu şekilde devam edelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 5. sıra ön yüzündeyiz modelimiz. Bakın model yavaş yavaş oluşmaya başladı. 5. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ön yüzünde düz, arka yüzünde ters öreceğiz. Bu renk ipimizle de 6 sıra yapmış olacağız. Yani modeli 2 kez kurmuş olacağız. Gördüğünüz gibi model oldukça kolay, güzel, zevkle ilerleyen bir model. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. 6. sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ben 23 ilmek üzerine başladım bu parçayı. Modelimiz dediğim gibi 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmek ekleyeceksiniz. Yapacağınız örgüye göre ilmek sayınızı bu şekilde ayarlamanız gerekiyor. Bunu evde kalan artık iplerinizle birkaç renk daha kullanabilirsiniz. Değerlendirmiş olursunuz. Renk değiştireceğim için kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Çünkü diğer sırada diğer renk ipime geçeceğim. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Bakın gayet güzel kendini göstermeye başladı. Ben bir de şöyle ayrı bir parça yapmıştım. Onu göstereyim. Bu da modelin biraz ilerlemiş hali. Bunu da beraber yaptık. Evet, gördüğünüz gibi model gayet güzel ve kolay bir model. Modelin arka yüzü de bu şekilde görüntüsü. Gayet temiz, güzel bir görüntüsü var.
Bunu da yine haroşa üzerine başladım. Ama dediğim gibi istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Bu modeli yelek yapımında kullanabilirsiniz. Çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde, her türlü örgüde kullanabileceğiniz güzel bir model. Hatta birkaç renk de daha yapabilirsiniz. Yani 3 renk, 4 renk kullanabilirsiniz evde kalan iplerinizi değerlendirmek için. Ben şöyle 2 renk kullandım sadece. Bu iki renk de birbirine çok yakıştı diye düşünüyorum. Siz de fikirlerinizi belirtirsiniz arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir yorum yapmayı, bir beğeni yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.